Merhaba millet, Modu Minecraft'ın yepyeni hoş geldiniz. Modu Minecraft'a devam ediyoruz. Ve video çekiyor. Bu videodan önce büyük ihtimalle size bir tane farklı oyun dışı bir video gelecek. Bu ne? Open Sea of tanıtımı. Haberiniz ola ki büyük ihtimalle görmüş olacaksınız. İncelebilirsiniz. Ve yine haberlerim var. PC'min, bilgisayarımın parça alımını bitirdim. Bir tane SS taktım. Artık oyun çok hızlı açılıyor. Hani bilgisayar uçuyor resmen. Hani bayağı hızlı. Güzel haber bu. Başka ne var? Bir tane klavye aldım. Yeni. Artık daha rahat oynayabiliyorum. Hani diğer klavye elimi artıyordu falan filan. Bir tane gaming keyboard aldım. Bundan önce klavyem milyoncudan aldım. 5 lira mı? 10 lira mı? Klavyeydi. Daha iyi. Tuşları ses falan yapmıyor. Çıkı çıkı falan. Gayet sessiz. Hatta marka model yazdım mı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle bu arada sistemin son durumunu öğrenmek istiyorsanız bilgisayar sistemin. Hani abi senin bilgisayarından toplayam. Seninki çok manyak hızlı hiç kasmıyor. Bla ortalığın amına koyuyor falan demek isterseniz. Kanalımızın hakkında bölümünde var. Bütün özelliklerim her şeyim var orada. Oradan bakarsınız. Bir tek monitörümü yazmadım çünkü monitörümün markasını, modelini, hiçbir şeyini bilmiyorum. Bu dandirik bir monitör olduğu anlamına gelmez. Full HD ve görüntü kalitesi inanılmaz güzel. Yani gayet de parlak. Sadece markasını bilmiyorum ve modelini bilmiyorum. Olay bundan ibaret. Full HD monitör. Onu da bilgisini vereyim. Gayet 60 FPS. Şimdi olaylara geçelim. Clipboard'umuza bakalım. Ve burada bir ok kazma diyor. Bu bölüm bir kazma yapacağız. Ama çok hızlı olacak. Bu arada bu sistem çalışıyor. Hatta ispatlayalım. Şuradan biraz kömür alalım. Bu arada görmüş olduğunuz üçüncü bir boiler ekledim. Firestone'u ısıttım bunda. 1000 derecede. Firestone'umu şarj ettim. Çünkü bir kere bitmiş. Yarısına kadar kullandım bunu ısıtana kadar. Şuraya bir set daha motor ekledim. Ve şuraya tabelalarla ne kadar enerji ettiğini yazdım. Bir setin. Bir set 144 amper üretiyor. Az aslında. Bayağı az. O yüzden şöyle bir fikir aklıma geldi. Bizim o Force Engine'lerin süt sistemini falan büyütsek mi? Hani buraya taşısak mı daha da arttırıp falan diye düşünüyorum ama emin değilim çünkü çok kasınç bir sistem o. Bozuluyor falan filan bir şeyler oluyor. Ama yapabiliriz. Şimdi şunu size patlamadığının ispatını göstereyim. 32 çok buna. Gördüğünüz gibi şuradan belli aralıklarla hava kaçıyor. Daha da hızlı ısınsın. Şuna çok koyalım hatta. Bunu da çok koyalım. Onu da koyalım. Onu da koyalım. Şimdi bir yandan ısınıyor. Ama bir yandan da hava çıkıyor. Hatırlarsanız biz bunu ve özel bir hesapla ne kadar basınca geldiğinde durması gerektiğini ayarlamıştık. O hesabımız sayesinde bu arkadaş bu basınca geldiğinde duruyor. Gayet güzel. Şimdi kazmamızı yapmaya geçelim. Kazmamız peki ne olacak? Şimdilik bir Tinker's Construct kazması. Kazmayı ne için yapıyoruz? Hatırlarsanız bizim şu bazı şeyleri kırma sıkıntımız vardı. Yani mesela bunu inanılmaz yavaş kırıyoruz. Şimdi Obsidian'a çok hızlı gömecek bir kazma yapacağız. Hemen başlayalım. Kobalt tabii ki de. Kobalt, tavmiyum. Tavmiyum tool varmış Allah'a şükür. Bir de paper. Heh lanet. Şaka mı yapıyorsun? Aa kafayı yedi sistem. Sistemin kafayı yemesi sebebi söylemiştim herhalde. Disklerin orada olması. Onları bir yere taşımak gerekiyor ama daha yere karar vermediğim için taşıyamıyorum şu anda. Şimdi buna en verimli nasıl kullanıyoruz? Slag ile. 3 tane veriyorum. Şu hemen dünyamıza gidelim. Bu arada lütfen yorumlara saçma sapan şundan görmüşsün bu sistemi bununla özenmişsin şunu bununla anam yanlış yere geldi. Şunu bundan görmüşsün, bunu şundan görmüşsün diye yazmayın. Neden?
Olur öyle şeyler. Neden? Çünkü aynı oyun oynuyoruz. İlla bir şeyler benzeyecek. Hani o yapmış diye hani illa ki bütün kanallar her şeyi yapmıştır yani. İlla ki biri birinin yaptığını aynısını yapacak. Mümkün değil ki farklı bir şey yapmak. Her şey herkes yapıyor bir şeyler. Sonuçta ben niye buraya geldim? Dünyamıza gidelim. Burada çok saçma bir şekilde buradaki FPS düzelmiş gibi oldu. Ama düzelmemiş meğersem. Şimdi ne yapacaktım ben? Şu bizim arkadaş, aşağıdaki arkadaşlar şunları bir işleyelim. Kobalt. Bir tanesini işte. Daha iki tanesini işte. 32 tane kalsın elimizde. Çık 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 çık. Zombiyetimiz bitmiş. Alayım bayağı. Bu arada merak edenleriniz varsa şu an Quarry'miz çalışmıyor. Quarry durmuş durumda. Çünkü şuradaki enerji hiçbir zaman düzenli gelmiyor. Veya düzenli çalışmıyor şu an. İkisi de motorun devre dışı. Enerji de bitik zaten. Orası öyle. Bunlar böyle işlerine dursun. Biz de yukarı çıkalım ve sisteme giden arkadaşları bir alalım. Kobalt. Kafa için bir tane kobalt yeterli. Niye böyle bir kazma yapıyoruz boşu boşuna işsizce? Çünkü daha önemli bir işim yok. Sıkılıyorum zaten. Şurada camlar var bunun içinde. Bu akmaz herhalde buna. İçine atalım kobaltı eriye koysun. Ben de sistemden... Lan sisteme erişemiyoruz. Çekmiyorum. Çekiyorum. Dur direkt şeyden alayım. Redstone. Silver değil. Acaba kazmayı elektrikli mi yapsam yoksa hiçbir şey mi yapsam? Hiçbir şey yapacağım. Hiç gerek yok. Kobaltla tamir ederim. Sadece ve sadece redstone. Ya bir adet block of the amount. Bununla upgrade basacağız. Bir tane de diamond. Ve biraz da goldçuk. Gold istiyoruz yani. Şimdi 9 tane gold. Apple. Hemen çantamıza atalım ki şu elmayı yemesin otomatik olarak bizim zırhımız. Ve bir videomda fark ettim ki ben hızlı konuşuyorum, hiçbir şey anlaşılmıyor. O yüzden artık yavaş konuşacağım. Şimdi nerede bizim kazma kafası? Gel yavrucuğum. Ak bakalım. Aferin. Şimdi başlayalım gömmeye. Edersiniz. Evet, ters mi koydum? Kazma nerede? Burada. Şimdi. Lan. Nasıl yazıyor bu? Pickaxe. Aynen. O pickaxe'imiz hazır. Daha önceden de bildiğiniz gibi Tomium ve Paper eklediğiniz zaman ekranınıza ekstra modifier hakkı geliyor. Böyle, bu böyle. Bir tane daha artıyor ve elma. Elma, elma, elma. Şimdi redstone'lamaca. Redstone'ları bulayalım. Bu arada şunu söyledim bilmiyorum. Buradan da modifier ekleyebiliyoruz kazmamıza. Mesela şöyle göstereyim. Hani gördüğünüz gibi redstone basabiliyoruz. Ama burada bug'a girme ihtimali var.
Böyle bir set basayım da gene de. Burada çoğunlukla bug'a giriyor. Çünkü başıma çok geldi. Bakın şu an girdi mesela bug'a. Diye aslında girmedi de. Yani giriyor yani, o yüzden hiç riske atmıyorum. Hala atamıyoruz. Şöyle devam edelim. Bunun kazma hızının uçması lazım. Normal kazmamız ne kadar? 38. Ki bayağı azdı. Uçacak artık demek ki. Bir daha önünde 3 modifier daha var. 30 oldu. Ona bir de Nether Star basarız ileride. Bu yani hayvani bir şey olur o zaman. Şöyle. Tamamdır. Kaç? 54 kazma hızı. Yehu, işte olay budur. Bir zaman Nether Star basacağız, düşünün artık. Şimdi kazmayı deneyelim. Nether Star'ı bölüm arasında basarım, size de hızını gösteririm. Şimdi bir adet obsidian. Koy baba. Kır. Yes. Hız işte budur. Bunun kırmızı. Niye bu kadar yavaş? Şaka mı? Şaka herhalde. Evet, şaka. Buna anca şaka denir. Lanet olsun. Boş boş da kazma yaptım. Neyse dursun çantada, problem yok. Problem yok. Sıkıntı etmiyoruz hiç. O zaman bölüm ne yapalım? Amele amele gezsek mi? Yoksa etrafta bir güzel işler mi yapsak? Süremize bakalım. 12 dakika olmuş. Daha var. O zaman ne yapsak? Oo, bu arkadaş ne oldu? Şarjı yok. Neden yok? Çünkü bu çıkış modundaymış. Tamamdır. Pat küt çat. Kes bakalım hepsini. Toplamaya başladı mı? Evet. Şimdi ne yapalım? Nether'dan lavımız geliyor. Ama lav bug'a giriyor. Öyle bir gerçek var ve lavı çok hızlı tüketiyoruz. O zaman lavla çalışan motoru iptal etmemiz lazım bizim bu kuvar sistemi için. Ki kuvarimize en az 840 MJ gerekiyor. Şimdi şu motorlardan bir sistem yapacağım. Kuvarimize özel. Bunlar da arkada ister çalışsın ister çalışmasın pek umurumda değil açıkçası. Bizim o charcoal sistemimize bu alloy smelter'ı da bağlarız. Bunlar otomatikman charcoal atılır. Burada kalırlar yani. Bu magmatik engine'leri de atarız bir depoya falan filan. Bir şeyler yaparız işte. Şimdi burada kaç MJ var? 1, 2, 3 diye saymadan metremizi çıkarsak daha hoş olabilir. ...15. 30 tane motor. 30 çarpı 10. 300. 300 MJ üretiyoruz buradan. 300 MJ yeter mi sisteme? Yetmez. Şimdi aklıma Atiye'nin şarkısı geldi de söylemeyeyim bari. Copyright falan olur. Şimdi benim beyin gene durdu. Ne yapacaktım ben? Evet, motor sistemi. 800, en azından bir 800 MJ'yi yakalamak için ki 900'e tamamlasam onu daha güzel olur. Bana kaç 90 tane motor lazım. Oh yeah. O zaman onları auto crafting'ini yapacağız. Ki bunlar hayvani bir bug yapacak büyük ihtimalle.
Yani. Ama hiç sıkıntı değil. Motorları seviyoruz. Şimdi bunun içinde gear'lar var mı? Hapşırasım geliyor, kusura bakmayın. Bunun içinde hiçbir gear yok. Hatta stick bile yok büyük ihtimalle. Var mı stick? Stick bile yok. İlk önce buna stick yapmayı öğretelim. İki tane odun ver bana orada. Şuradan ver. İki tane odun. Stick eder. Aferin. Şimdi bunu öğrettik. Gear'lara geçiş yapalım. Ya da şuradan mı geçsek? Clear. Orada durun ya. Şuradan. Stick vardır elimizde ki bayağı varmış. Stick. Encode'la bakalım. Bunu gübül taşından yap. Encode. Sonra bir üst versiyonunu Force Gear Encode. Sonra pistonu biliyorsundur. Bunu Encode. Buildcraft recipe'leri var mı? Yok. 8, 9. O zaman rastgele atalım şöyle. Bir şey falan değişmez bizim için. Bizim Force kaç tane? 50 tane craft etsek tam bir kaç 80 mi oluyor? Aynen. 60 olsun. Begin. Işık hızıyla craft edecek büyük ihtimalle. Çünkü sitemizde her şey var. Stikleri de atalım. Bakalım oldu mu? 15, 16. Böyle hızlı bir şekilde yapsam bu bunları. Biz de neye geçelim? Şuradaki arı kovanı kaldıralım mesela. Onun içinde ne yapsak? Scoop. Tamam mıyım yapalım? Mı yapılmıyor. Araştırmadık mı onu yoksa? Yok mu? Tamam yum scoop. Nasıl araştırmamış oluruz? Neyse şimdi uğraşamam. Bölüm arasında. Her şeyi bölüm arasında. Gene mi gökten taş düştü? Lanet girsin. Bu arada şöyle güzel odaları taşımak istemiyorum. Çünkü güzel odalar. Ve bu Apple OAuth filter nereden geliyor? Bana bir Allah razı olsun biriniz bir şey söylesin ya. Kaçtır bunlar giriyor bunun içine? Hani mümkün değil böyle bir şeyin kendi kendine oluşması. Bunlar ancak ağaç mutasyonlarıyla oluşan şeyler. Aa, kafayı yiyeceğim. Şöyle şuradan şunu üfleme moduna alayım bari. Aa şaka gibi. Sickle var mı bende? Sickle varsa da göremiyorum. Hani mümkün değil sadece mutasyonlarla elde edebilen bir ağaç. Allah Allah. Gönderelim sisteme şu Apple Watch'ları. Respiler bile birbirinden farklı. Ha bu arada bunu söyledim mi? Burada da bir tane ağaç tarlası koydum. Hani aynı boyutta tam böyle yanına bir tane daha ikisinin ikincisinden koydum yani. Hatta sıfıra sıfır yani şuradan göstereyim. Harvester'ın ikisi de aynı chest'te boşaltım yapıyor. Hani sonuçta
İleride bu boilerlardan bayağı bir yapacağız bu enerji üretimi için. Bize çok çok odun lazım. Ben ne yapacaktım? Benim kafa yine gitti. Evet. Heh, ne söylüyordum ben? Bir tane wheat farmı yapacağım. Veya bir et farmı veya bir hayvan farmı. Niye? Çünkü bu arkadaşlardan hayvani bir enerji üretebiliriz. Yani çok fazlalar çünkü. Ki şu an bile fuller. Hani deli gibi enerji üretiyorlar hemen hemen. Bunun alt tarafına falan geçebiliriz. Şu an bunların içine hiçbir şey aktarılmıyor. Bunlara daha farklı bir sistem yapıp bunlara wheatle falan çalışmasını sağlayarak daha güzel bir enerji elde etme yolu şey yapabiliriz. İşte ondan. Şimdi ne yapacaktım ben? Ben neyi bekliyordum? Hakikaten ben neyi bekliyordum? Ha, engine'leri bekliyorum. Force. Vay be, işte hız budur. Force engine'lerimiz hazır. Bize conduit'ler lazım. Bu ne? Fluid conduit'lerimiz az. O yüzden fluid'ak kullanalım. Yap oradan acı. 192 tane fluid duct yap. Ay, saniyede yaptı. Evet. Fluid duct'larımız tamam. Wire yapmamız lazım. Hatta wire'ı otomatikleştirelim. Allah'ım yarabbim ya. Lan nereden geliyor bu sapingler? Bu arada yeni mod çıkmış, onu gördünüz mü? Blue Power diye. Eski Red Power'la kafa buluyor herhalde. Red Power'la hemen hemen aynı. Hani bütün aletleri var, bir tek şeyler yok. Şu hareket ettirebildiğiniz şeyler var ya, onlar yok sanırım. Tam anlamadım ama. Şimdi. Ya dur ya, bunu otomatik geçireceğim. Şuradan bir 64'lük alırım. Buradaki induction furnace'ımı atarım. Çık bakayım. Evet, induction furnace'ım. Bunlar büyük ihtimalle hayvani bug yapacak. O yüzden bunları ne yapsam? Şöyle bir şey de yapabilirim aslında. Bir çankın içini bunlarla doldurup çok uzakta bir yere, mesela şuraya bir yere motorları doldurabilirim falan. Burada saçma sapan yerlerden bana sapling geliyor. O da ayrı bir konu. Wire. Bana wire ver. Yeter mi 63? Yetmez. 63 daha önce keser beni. 2.64 yeter mi? Yetmez. Şu motoru kurmaya sürem yeter mi? Yeter. Fluidat tamam. Tek conduit. Oh yeah. Sıkıntı. Ender enerji conduit. Tamam, bayağı yapmam lazım. Ki makinem bug'a girmesin diye dua ediyorum yani. Saçma sapan bug'lar oluyor bu alette. Bu aletten büyük ihtimalle her resmiye bir tane koyacağım. Çünkü kafa gidiyor yani. Şimdi bu arkadaşın olmasını beklerken şu motorları koyup yönlerini ayarlamak gerekiyor. Ki ben bütün motorları bu eve yığarsam bu ev falan evlilikten çıkar, ölür gider buradadır. O yüzden elveda deyin. Kır 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 kır. Hatta dur. Neredeyse operatör PX. Bir işe yarasın. Bakalım hız. Fena değil. İdare eder. Hızlıca bir de direnç tadını alalım. Al 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 al. Neyse, bir duvarımız boşaldı.
Of, kasınçmış bunlar da. Çok küçük borular. İnsanın canını sıkıyor. Bu da küçük boru. Hemen pikeksi boşuna yaptım. Bu daha hızlı kazıyor. Aa, hayatımdan çaldığı sahnelerden utansın bize. Sırf üşendiğim için şunların üstüne fasat kapatıp burada bırakasım geliyor ya. Oba. De wire'lar var. Bunları da koymayayım üşendim. Kırmaya. Lan bari pickaxe burada işe yarasın be. Heh. İşte bu. İşte bu. Kritikten daha hızlı. Burayı ben sonra düzenlerim ya da belki sonsuza kadar hiç düzenlemem. Süt. Sütçi. Sistemde boşa. Sütlerimiz tamam. Tankımı da alayım. Tamamdır canım. Sanırım bölüm bitirsek iyi olur. Çünkü benim işlerim var. Güçlerim var. Diğer bölüme sizin bildiğiniz mantıkta belki motorları beraber dizeriz. Belki sadece ben dizerim motorları. Bölüm arasında. Bilmiyorum. Farklı bir yere dizeceğim. Ya bizim uzay gemisinde kuytu bir yere dizeriz ya da burada bir yere dizeriz emin değilim. Diğer bölümde görüşürüz. İzlediğiniz teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önerin. Birbirinize paylaşın. Facebook'ta falan filan paylaşabilirsiniz. Bay bay.